İslami takvimin yani Hicri takvimin ayları Muharrem ile başlar. Yılın son ayı olan Zilhicce ile de biter. İslam inancına 3 aylar olarak giren ve yüzlerce yıldır bir ibadet, feyiz ve mutluluk iklimi olarak kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Recep ayı kameri ayların 7. 3 aylarında ilk ayıdır. Recep ayının içinde 2 mübarek gece bulunmaktadır. Birincisi, Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani ilk perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece Regaib gecesi olarak kutlanır. Regaib'in kelime manası çok rağbet olunan şeyler, hediye, çok istenecek şeyler, bolca ihsan etmektir. Allah Celle Celaluhu Regaib gecesinde kainatın efendisine çok büyük ihsan ve manevi ikramlarda bulunmuştur. İslam alimleri kainatın efendisi çok büyük ikramlara eriştiği için bu gece çokça ibadet etmiş, geceyi namaz kılarak hamd ve şükürle geçirmişlerdir. Regaib gecesi bizim de Rabbimizin rahmetine ve ilahi ikramlarına ulaşabileceğimiz bir gecedir. Bu mübarek gecede halimizi alemlerin Rabbine arz ettikten sonra geceyi namaz, şükür ve hamd ile geçirmeliyiz. Kainatın efendisini dinleyelim. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Yeri ve semaları Allah yarattığı günden beri bu böyledir. Bu aylardan 4 tanesi haram ay olup şunlardır. Allah'ın asam ayı Recep'tir. Bu ay tek başınadır. Kalan 3 tanesi peş peşe olup şunlardır. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ümmetimin ayıdır. Ameller niyetlere göredir. Zaman zaman müminleri inançlarından uzaklaştırmak için 3 aylar ve mübarek gecelerle ilgili olarak da ortaya birçok iftira atılmaktadır. 3 aylar gibi bir kavramın olmadığını söyleyerek gerek 3 aylara gerekse içindeki diğer gecelere dil uzatmışlardır. Oysa Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı 12 olup bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyen kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekün savaşın ve bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir. Ayet-i Kerime bize kesin olarak bildirmiştir ki Allah Celle Celaluhu'nun mübarek kıldığı aylar vardır. Bu aylar az önce de bahsettiğimiz üzere üçü ard arda, biri de tek olmak üzere 4 tanedir. Allah Celle Celaluhu mekanlar içinde mübarek mekanlar seçtiği gibi Musa Aleyhisselam Medyen'den Mısır'a doğru yola çıktığında Mevlamızın rahmetine mazhar olur. Ey kavmim! Allah'ın size vatan olarak yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin. Yoksa kaybederek dönmüş olursunuz. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Hemen pabuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın. Rabbimiz zamanlar içinde de mübarek zamanlar tayin etmiştir. O gece esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar. Bu mübarek zamanlardan biri de inanç dünyamızda Regaib gecesi olarak kutladığımız gecedir. Kainatın efendisinden günümüze ulaşan, gerek lafzı gerek manası itibariyle mütevatir olan ve hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde net bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, ameller niyetlere göredir.
Regaib gecesiyle ilgili yapacağımız ibadetlerde de düsturumuz, ameller niyetlere göredir hadisi şerifi olacaktır. Regaib gecesi yüzyıllardır İslam aleminde kutlanmaktadır. Regaib gecesinin mübarekliği ve bu gecenin ihyası ile ilgili yapılan rivayetler, ayet-i kerimelerde ve kaynak kabul edilen hadis kitaplarında bulunmamaktadır. Regaib gecesinin mübarek ve mukaddesliği ve ihyası ile ilgili haberler bize geçmiş büyüklerden haber verilmiştir. Abdülkadir Geylani, İmam-ı Gazali bunların başında gelmektedir. Bu gecenin birkaç özelliği şunlardır. Bu gecede Yüce Allah kullarına semadan rahmet yağdırır. Bu gecede Yüce Allah kullarını affeder, bağışlar, tövbelerini kabul buyurur. Bu gecede rahmet, mağfiret, bereket kapıları açılır. Malik bin Enes'ten rivayet edildiğine göre kainatın efendisi şöyle buyurmuştur. Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır. Ya Resulallah, Recep ayının Allah'ın ayı olmasının hikmeti nedir? Bu ayda mağfiret boldur. Bu ayda insanların birbirlerinin kanlarını dökmelerine özellikle yasak var. Bu ayda Allah Celle Celaluhu peygamberlerinin tevbelerini kabul buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu bu ayda peygamberlerini düşmanlarının şerrinden korumuştur. Kainatın efendisi buyurdular ki, her kim Recep ayını oruç tutarak geçirirse, Allah Celle Celaluhu o kuluna üç şeyi nasip eder. Kulunun geçmiş günahlarını bağışlar, dünya hayatında geri kalan ömrünü temiz ve Mevla'nın rızasına uygun geçirir, büyük hesap gününde onun susuzluğunu giderir. Kainatın efendisini dinleyenlerin arasında bulunan yaşlı bir zat, Ya Resulallah, ben yaşlılığım ve özrümden ötürü Recep ayının tamamını oruçlu geçiremem. Recep ayının tamamını oruçlu geçiremeyen, başından bir, ortasından bir, sonundan da bir gün oruç tutsun. Bu şekilde ayın tamamını oruçlu geçirmiş sayılır. Rabbimiz hayırlı amellere 10 misli sevap verir. Regaib gecesiyle ilgili olarak kainatın efendisi buyurdular ki, Recep ayının ilk cuma gecesini gaflet içinde geçirmeyin. O gece öyle bir gecedir ki, melekler o geceyi regaib diye anarlar. Peygamber Efendimiz aleyhisselam anlatmaya devam eder. Regaib gecesinin 1/3'ü geçtikten sonra, yerde ve göklerde ne kadar melek varsa, hepsi Kabe'nin etrafında toplanır. O vakit Mevla Teala Hazretleri meleklerine nida eder. Ne dileğiniz varsa dileyin, yerine getireyim. Ey Rabbimiz! Recep ayında oruç tutanları bağışla. Bu isteğiniz kabul edilmiştir. Kainatın efendisi Regaib gecesinin ihyasıyla ilgili olarak da şöyle buyurmuştur. Regaib gecesinin evveli olan perşembe gününü oruçlu geçirin. İftar edip akşam namazını kıldıktan sonra akşamla yatsı arasında 12 rekat namaz kılın. Bu namazın kılınış şekli ve namazda okunacak sureler, dualar ve salavatlar şunlardır. Her 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Her rekatta 1 defa Fatiha suresi okunur. Ardından 3 defa Kadr suresi okunur. İnna enzelnâhu fî leyletil kadri ve mâ edrâke mâ leyletil kadr. ليلة القدر خير من 1,000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى Ardından da 12 defa İhlas Suresi okunur. Kul huvallahu ehad Allahus-samed Lem yelid ve lem yulad وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Her rekat bu şekilde kılınarak 12 rekat tamamlanır. Namaz bitip selam verildikten sonra Resulullah Aleyhisselam'a salavat getirilir. Salavattan sonra Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve secdede şu tesbihat yapılır. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, çok mukaddessin, meleklerin ve ruhun Rabbisin. Sonra Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır ve şu dua okunur. Rabbim, beni bağışla, bana merhamet et. Bildiğim, bilmediğim bütün günahlarımdan tövbe ettim. Sen azizsin. Azimsin, Kerimsin, Rahimsin, Rahmansın. Tekrar secdeye gidilir ve ilkinde yapıldığı gibi tesbihat yapılır. Tesbihattan sonra özel arzu ve talepler istenir. Her ne arzu ve talebiniz varsa biiznillah Allah Celle Celaluhu tarafından kabul görür. Allah Celle Celaluhu dualarınızı kabul eder. Kullarım sana beni sorduğunda, söyle onlara, ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit, dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki, doğru yolu bulalar. Regaib gecesinden hakkıyla istifade etmek için çok namaz kılınmalıdır. Regaib gecesi kılınacak olan namazların fazileti pek çoktur. Faziletlerinin yanında sevapları da oldukça fazladır. Allah Celle Celaluhu, Regaib gecesi bu namazı kılan kadın veya erkek kulunun geçmişteki bütün günahlarını bağışlar. Kulun günahları denizlerin köpüğü, kumların adedi, ağaçların yaprakları sayısınca olsa Allah kulunun günahlarını bağışlar. İşlediği günahlara bir daha dönmeyen kul, kıyamet günü yakın akrabalarından 700 kişiye şefaatçi olur. Bu namazı kılan kişi eğer tövbe ettiği günahlara bir daha dönmeden ölürse, kabrine konduğu ilk gece bu namazın sevabı kendisinin karşısına çıkar. Hangi şekil ve surette olduğunu dünya aklıyla anlayamayacağımız bir şekilde bir surette kabirde karşımıza çıkacak ve namaz sahibine seslenecek. Mevta bu duruma bir mana veremez ve sorar. Sen kimsin, nesin? Senden güzel suretlisini hiçbir zaman görmüş değilim. Senden güzel konuşanını da. Senden güzel kokanını da ne gördüm ne de duydum. Ey dostum, ben senin falanca gece kıldığın falanca namazının sevabıyım. Falanca sene Recep ayının ilk cuma gecesinde kılmıştın. Bu gece sana geldim ki yalnızlığını gidereyim. Sana bu ilk gecende yoldaş olayım. Seni müjdelerim ki büyük hesap gününde de hep yanında olacağım. Yüce Rabbimizin rahmeti senin yanından hiç eksik olmayacak.
Bu anlatılanlar bir rivayetten ibarettir. Her şeyin en doğrusunu bilen Allah Celle Celaluhu'dur. Kainatın efendisi bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, Allah mümin kulunun zannı üzerindedir. Halis niyetle, temiz bir kalple yapılan ibadetler, dualar, ameller kesinlikle kabul görür. Recep ayı ve regaib gecesiyle ilgili haberlere itiraz edenlere deriz ki, yüzlerce yıldır regaib gecesi müminler tarafından kutlanmaktadır. Bu kutlamaların dayandığı haberlerin aslı olmazsa bile, ameller niyetlere göredir hadisi şerifi gereğince, bu yapılan ibadet ve kutlamalar tas tamam yerini bulacaktır. Çünkü kainatın efendisinin sözü ve vaadi net ve açıktır. Ameller niyetlere göredir. Bir kesimin söylediği gibi ne regaib gecesi var ne de bahsi geçen ibadetler. Bu görüşün doğru olmadığını bir an düşünsek bile, milyonlarca müminin inancını, itikadını ve ibadetlerini Yüce Allah boşa çıkarmaz. Milyonlarca müminin güzel hatırı için olmayan regaib gecelerini oldurur. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kûn feyekûn. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Ne buyuruyor kainatın efendisi? Ey Kabe, bilirim ki Allah indinde senin hatırın pek büyüktür. Ancak mümin bir kulun hatırı senin hatırından çok daha büyüktür. Yüzlerce yıldır kutlanan Recep ayı ve Regaib gecesinde kılınan namazlar ve tutulan oruçlar Allah indinde boşa gitmez. Regaib gecesinde yapılacak ibadetlerin başında özellikle yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmak gelmelidir. Ayrıca gece boyunca geçmişe dönük kaza namazlarımızı, nafile namazlarımızı kılmalı, çokça tövbe ve istiğfar edilmeli. Recep ayı girdiğinde yapılacak olan dua. Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Üç ayların ilki olan Recep ayı girdiğinde bu duayı sıkça yapalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı yaparlardı ve ümmetinin de yapmasını isterlerdi. Recep ayı namazı. Recep ayı içinde 30 rekat namaz kılınır. Bu 30 rekatın 10 rekatı Recep ayının ilk 10 günü içinde kılınır. İkinci 10 rekatı ikinci 10 günü içinde kılınır. Üçüncü 10 rekatı ise üçüncü 10 günü içinde kılınır. Her rekatta Fatiha okunduktan sonra 3 kere İhlas Suresi, ardından da 3 kere Kafirun Suresi okunur. Bütün rekatlar bu şekilde okunarak tamamlanır. Bu namazın kılınma zamanı, nafile namazların kılınacağı vakitlerdir. Belli bir vakti yoktur. İnnellezîne âmenû ve وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır.
onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler. Recep ayında tutulacak oruç. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus صِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey iman edenler! Oruç, sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Abbad İbni Hanif anlatıyor. Said İbni Cübeyr Rahimehullah'a Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi. İbni Abbas'ı dinledim. Şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz galiba hiç yemeyecek derdik. Bazı yıllarda da yerdi ki biz galiba hiç tutmayacak derdik. Bu hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere, Recep ayında oruç tutmak pek faziletlidir. Çünkü kainatın efendisi bu ayda oruç tutmuştur. Bazı yıllarda tamamına yakınını, bazı yıllarda da az bir kısmını oruçlu geçirmiştir. Kainatın efendisinin Recep ayı ve Recep ayında tutulacak oruç hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazansa ümmetimin ayıdır. Recep ayının niçin Allah'ın ayı olduğu sorulduğunda şöyle buyurmuştur. Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda halkın kan dökmesine mania vardır. Bu ayda Allah-u Teala peygamberlerinin tevbelerini kabul buyurmuştur. Allah-u Teala bu ayda peygamberlerini düşmanlarından korumuştur. Bir kimse Recep ayını oruçlu geçirirse, Allah-u Teala üç şeyi onun için gerekli kılar. Şöyle ki, geçmiş günahlarının tümünü bağışlar, kalan ömrünün temiz geçmesini temin eder. Büyük huzura çıkılan kıyamet gününün susuzluğundan da onu emin kılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorarlar. Ya Resulallah, Recep ayının tümünü oruçlu geçirmeye gücüm yetmez. O halde ilkinden bir gün, ortasından bir gün, sonundan da bir gün tutarsın. Böyle ettiğinde ayın tümünü oruçlu geçirmiş olursun. Zira yapılan iyilikler on misli sevap getirir. Ashabtan Mucibetül Bahiliye radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilir. Babası veya amcası kabilesinin elçisi olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve gitti. Bir sene sonra kılık ve kıyafeti değişmiş olduğu halde yine Peygamber Efendimizin yanına geldi ve Ya Resulallah, beni tanıdınız mı? Sen kimsin? Geçen sene huzurunuza gelen Bahili'yim. Neden bu kadar değiştin? Halbuki geçen sene kılık kıyafetin düzgündü. Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yemek yemedim. Yalnız geceleri yedim. Kendi kendine işkence yapmışsın. Sabır ayında tamamıyla diğer ayların her birinden birer gün oruç tut. Ya Resulallah, günün sayısını arttır. Zira bundan fazla tutmaya gücüm yeter. O halde her aydan ikişer gün oruç tut. Biraz daha arttır ya Resulallah. Her aydan üç gün. Daha arttır ya Resulallah. Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem aylarında üçer gün oruç tut. Kalan günlerde iftar et. Emrini üç defa tekrarladı ve üç parmağıyla işaret etti. Onları yumdu, sonra bıraktı.
Kainatın efendisi şöyle buyurmuştur. Cennette bir köşk vardır. Buna ancak Recep ayında oruç tutanlar girebileceklerdir. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Cennette bir ırmak vardır. Bu ırmağın adı Recep'tir. Sütten beyaz, baldan tatlıdır. Bir kimse Recep ayında bir gün oruç tutarsa, Allah-u Teala kendisine o ırmaktan ikram eder. Ya Rab, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan ancak sensin.